Merhaba dostlar. Yine Tasarımcı Dayı'dasınız. Bugün Tasarımcı Dayı size bambaşka bir şey gösterecek. Bambaşka dediğim, yani her videoda farklı ve ilginizi çekebilecek, işinize yarayabilecek şeyleri göstermeye çalışıyorum. Bu sefer de yine benim çok yaparken zevk aldığım bir işi göstereceğim size. Basit düzeyde göstereceğim, herkesin anlayabileceği dilde göstereceğim ve eminim ki siz de oturup bunu yapabilecek ve ortaya güzel işler çıkarabileceksiniz. Konumuz SketchUp üzerinden, aynı zamanda V-Ray eklentisini de kullanarak ikisini birlikte güzel, hoş görünen 3 boyutlu totemler hazırlayacağız. Bu hazırladığımız totemin istediğimiz açısından görsel renderlarını alıp eğer bu işi yapıyorsak, elbette bu işin içindeysek müşterilerimize örnek olarak gösterebileceğiz. Ben Illustrator programını da kullanacağım. Bazı çizimleri, zor çizimleri SketchUp üzerinden yapacak kadar ileri seviyede değilseniz Illustrator üzerinden çizimlerinizi yapıp SketchUp programına aktarabilirsiniz ve 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Bu konuda da size fikir sahibi yapacak, size yardımcı olacak kısmı göstereceğim. Gelin şimdi isterseniz kendi 3 boyutlu şahane totemlerimizi nasıl yaparız hep birlikte görelim. Şuradan da şöyle çekeyim. Evet dostlar, SketchUp programımızı açtığımızda karşımıza böyle bir sahne geliyor. Bu sahne içerisinde şöyle bir abla var. Bunu direkt siliyorum. Bununla işimiz yok. Yere bir zemin hazırlayacağım. Yani iş yaparken en azından bize referans olması açısından yere bir zemin koyacağız. Bu arada bunun belli başlı kullanabilirlikleri var. Mesela mouse'un orta tuşuyla rahatlıkla sahnede dönüşlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Shift'e basılı tutarak bu orta tuşa basarsanız da sahne içerisinde tutarak gezmenizi sağlıyor. Yani Shift, mouse'un orta tuşu ve mouse'un sadece orta tuşuyla sahnede istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Kendinize belli başlı kısa yollar atayabilirsiniz. Şu en üstte gördüğünüz kısım bir eklenti. JHS Power Bar diye bir eklenti. Bu eklentinin, yani bunları kullandığım eklentileri, kullandığım programları video açıklamasında bulabilirsiniz. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Bu en üstteki gördüğünüz eklentiyi de sadece tek bir amaç için kullanacağım. Onu da ilerleyen sürede göstereceğim. Gel isterseniz başlayalım hemen. Öncelikle şuradan üstten Rectangle'a aracıyla bir tane zemin oluşturuyorum kendime. Oluşturduğum zemini Rectangle aracının, yani şu gördüğünüz Shapes'in hemen yanındaki ikona tıklayarak yükseltebilirsiniz. Bu sizin ne işinize yarayacak? 2 boyutlu bir kısmın belirlediğiniz kısmından tutup yani şöyle 3 boyuta çevirebilmenizi sağlıyor. Şu an ben bunu 3 boyutlu bir sahneye çevirdim. Bu çevirdiğim 3 boyutlu sahneyi kullanacağım. Bunun üzerinde yapacağım her işlemi. Ama şunu unutmayın, birbirine karışmasını ve düzensizlik olmasını istemiyorsanız her daim yaptığınız çizimleri ayrı ayrı gruplayın. Yani bunu ben mesela çizdim bu şekilde ama sağ tık yapıyorum. Make Group diyorum. Ve bu alt zeminim de artık gruplanmış oldu. Totemi önüne koyacağım. Binayı vesaire, bunları burada çizebilirsiniz belki ama böyle bir uğraş istemiyorum, böyle uğraşmak istemiyorum ben diyorsanız da SketchUp'ın kendisine ait mağazasında bazı, hatta orada totemler falan da var ama bazı argümanlar edinebilirsiniz. Hazır 3 boyutlu objeler elde edebilirsiniz. O da şurada zaten 3D Warehouse diye şurada görüyorsunuz. Buna tıkladığım zaman ayrı bir pencerede bana 3 boyutlu indirebileceğim objelerin olduğu kısmı açacak. Buraya ben Home diyorum ve şuradan işte önüne totemi koyabilirim. Uygun bir 3 boyutlu yer arıyor. House deyince, ev deyince bir şey çıkmadı. Ben de shop dedim. Shop üzerinden şurada gördüğünüzü şunu indiriyorum. İndir indirmez kullanmak istiyor musun diye soruyor. Ona da evet diyebilirsiniz. Yüklendikten sonra şöyle mouse'umuzun ucuna geliyor zaten. Bunu uygun bir noktaya bırakın. Daha sonra şuradan rotate aracını seçip uygun bir yere tıklayıp sonra bir tık daha yapacağız. Şöyle çevireceğiz. Kendi açımda çevirdim. Hemen rotate aracının yanındaki şu gördüğünüz boyutlandırma aracını tıklayacaksınız. Ve boyutu şöyle küçülteceğiz. Çok büyük olmasına gerek yok çünkü küçük bir alanda da çalışabiliriz. Daha sonra taşıma aracını seçeceğiz şuradaki move dediği kısımdan. Bize uygun olan bir kısma bırakacağız. Önüne totem koyacağımız kısmımız da hazır. Tekrar normal seçim aracına geçip çift tıklayarak bunun bir iç kısmına girebilirsiniz rahatlıkla.
ve burada da düzenlemeler yapabilirsiniz. Aynı Illustrator içerisindeki bir grubun içine girmek gibi, yani bir katman içe girmek gibi, çok farklı değil. Zeminimize doku verebilirsiniz hani kafa karıştırmaması açısından ve güzel durması açısından. Hemen şurada zaten boyama aracını görüyorsunuz. Şimdi buna çift tıklayarak bir içe giriyorum ve şu yazı kısımlarını siliyorum. Yine bir iç kısma girip şu kısımlara doku vereceğim. Yine şuradan boyama aracını seçeceğim. Kendi belirlediğim zeminle. Burada materyal kısmı var. Sağda görüyorsunuz zaten. Bunun üzerinden istediğiniz dokuları. Burada asfaltlar var. İşte halıydı, renkti, sade renkler. İşte cam vesaire. Hepsini buradan seçebiliyorsunuz. Şimdi yaptım orayı da. Mesela şunun ben üstüne bir tabela koyacağım. Yani totemden evvel onu göstereyim. Şuradan hemen Shapes aracını seçiyorum. Şuradan bir kere tıklayıp belirlediğim kısma kadar çekip bırakıyorum. Daha sonra bunu yükseltmek için yine şurada yükseltme aracımız var, görüyorsunuz. Buna tıklayıp tekrar nereyi yükselteceksem oraya tıklayıp şöyle biraz çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tabelamız oldu artık, yani 3 boyut. Bu burada dura görürsün. Ben bunun hemen önüne şuraya bir totem yapayım. Nasıl bir totem yapacağımı karar verememiştim. Dostum sağ olsun bana bir tane totem örneği yolladı. Onun üzerinden çizim yapacağız. Yolladığı örnek de burada. Pit Stop diye bir markanın totemi. Bu totemin aynısını yapacağız SketchUp üzerinde. Öncelikle şu üst kısmını bir çiziyorum. Şuradan hemen aracımı alıp. Kendime göre çizdim burada. Alt kısımları da çizelim. Yani onları aslında SketchUp üzerinde de yapabiliriz ama bize kolaylık olsun diye. Tamam, bu kısımları da çizdik. Şu üst kısmı tamam. Onun bir üstündeki şu küçük kısımları çizelim. Çok ayrıntıya girmiyorum. Siz isterseniz eğer ayrıntılı yapabilirsiniz. Şöyle olacak yani. Şimdi diyelim ki yüzeysel bu iki boyutlu, işte karşıdan görünüş çizdik. Bunun arasında boru falan kısmı var. Onları da ayrıca göstereceğim, yapacağız. Diyelim ki böyle bir çizimini yaptık. Ayrı ayrı kaydetmemize gerek yok ama SketchUp bunu bu şekilde paket olarak alıp ama ayrı ayrı görebilir rahatlıkla. Bunun için bu şekilde hani çizimini yaptıktan sonra File diyorum. Export, Export As diyorum. Şuradan hemen totem diyorum ve AutoCAD Drawing, yani bu DVG formatında kaydediyorum, export ediyorum. OK diyorum. Export işlemini gerçekleştirdim. Çizimimi Illustrator'da yapıp buradan File, Import diyeceğim. Import dedikten sonra çıkan ekranda da şurada hemen kaydettiğim yerden hemen kaydettiğim dosyayı seçip Import diyeceğim. Close diyorum. Bu şu an import ediyor. Belirlediği bir noktaya koyuyor. Gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Yani hemen bizim oluşturduğumuz bölümün kenarına gelmiş. Şimdi biz bunu 3 boyuta çevireceğiz ve parçaları birleştireceğiz aslında. Bunun için bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra size bahsettiğim eklentilerden bir tanesi olan JS Power Bar eklentisi burada işe yarıyor. Bunların içi boş ya şu an. Bunların içini otomatik olarak dolduruyor. O da hemen şurada görüyorsunuz. Face Finder diye kırmızı bir ikon. Bu ikona tıkladığınız anda bunların içini otomatik olarak dolduruyor. Ve bu bizim çok işimize yarıyor. Çünkü direkt şurada görmüş olduğunuz 3 boyuta çevirme aracımızla bunu 3 boyuta çevireceğiz. Şöyle giriyorum içeri ve aracımızı şöyle biraz yükseltiyorum. Ne kadar yükselteceğime göz kararı karar veriyorum. Daha sonra buradakilerin tamamını onu referans alarak aynı ebatta yükseltmesini sağlayacağım. Neyi yükseltmek istiyorsam onun bir iç kısmına giriyorum şöyle. Yani gördüğünüz gibi böyle noktalı noktalı olması lazım yükseltebilmem için. Sonra şuradan yükseltme aracımı seçip şurayı referans gösterip aynı yükseklikte yükselmesini sağlıyorum. Bunu tüm dikdörtgenler için yapıyorum aynı şekilde. Hemen bir yanındakini referans göstere göstere. Şöyle üzerine gelmem yeterli zaten. Başka bir yüksekliğin. Gördüğünüz gibi bunların da yüksekliğini 3 boyuta çevirdik. Şimdi sırada şunlar var. Parçalar tamam. Şimdi parçaları birleştirelim. Şunu şöyle seçiyorum. Taşıma aracını alıyorum. Şöyle. Şuradan zaten demir bu çubuk uzatacağım için şu arada şöyle çok hafif bir boşluk bırakıyorum.
Şunları seçiyorum sonra. Tekrar şu gördüğünüz mauve taşıma aracını seçip bunları da tabi böyle ne oldu? İç içe oldu. Bunu biraz yükseltmem lazım. Bunun için şöyle kenarına geliyorum. Mouse'un orta tuşuyla basa basa. Ve şöyle yukarı doğru çekiyorum biraz. Çektiğimde gördüğünüz gibi zaten biraz daha yukarı gelmesini sağladı. Şimdi bu totemi bir ayağa kaldırma vakti. Hemen şuradan gördüğünüz rotate aracını seçiyorum. Şöyle yanından bir yerden iki kere tıklayıp ayağa kaldırıyoruz. Tabi bu biraz yerin dibine gitti. Onun için şuradan move aracını seçip şöyle yükselteceğim. Totemimizi alıp evin önüne bir yere getireceğim. Daha sonra şuradan ebatlandırma aracımla tam ortasından tutup shift'e basılı tutuyoruz ki doğru orantılı küçültsün. Shift tuşu zaten standart biliyorsunuz. Küçültürken. Açısını sevmedim yani. Açısının bu şekilde olmasını istemiyorum. Yine şuradan rotate aracını alacağım. İstediğim açıya getireceğim. Gördüğünüz gibi totemi yerleştirdik. Bu totemin altına bir de küçük bir zemin yapalım ki şöyle şey durmasın. Mesela bir şekil çizdim. O şeklin içini biraz şöyle aşağı doğru indirmek istiyorsam şurada hemen gördüğünüz offset aracı var. Buna tıklayacağım. Bir köşesinden şöyle tıklayıp hemen görüyorsunuz ayarladım. Ortasında bir istediğim gibi bir kısım ayarladım. Daha sonra da şu 3 boyut aracıyla aşağı doğru çekeceğim. Şuradan da biraz yükselteyim. Heh. Şunun da içini çimle boyayayım. Dışında normal tuğla yaptık. Şimdi bu gördüğünüz totemi hemen renklendirmesini yapacağız. Nasıl renklendireceğiz? Aynı nasılsa biz de burada o şekilde renklendireceğiz. Hemen şuradan bakıyorum. İşte sarı siyah, sarı siyah, sarı siyah diye gitmiş. Sarıyla başlayıp siyahla bitmiş. Biz de aynı şekilde sarıyla başlayıp siyahla bitirelim. Buradan hemen alalım. Shift tıklayıp bir iç kısma girelim. Onun da iç kısmına girelim. Şu renklendireceğimiz kısım belli oldu. Hemen. Hepsini sarı yaptım. Şimdi birkaçını siyah yapacağım. Şunları da siyah yapacağız. Bu arada bir grubun içindeki nesnelerin tamamını boyamak istiyorsanız shift tuşuna basarak bir kere tıkladığınızda hepsini boyar. Gördüğünüz gibi totemimiz hazır. Şurada gördüğümüz neyse biz aynısını yapmaya çalıştık. Bakalım oldu. Şimdi bu totemin araları havada duruyor. Bunların arasına böyle bir çubuk, bir boru ayarlamamız lazım. Bunun için de şuradan şunun altına şu gördüğünüz kısımdan bir yuvarlak seçiyorum. Ve yuvarlağa tam olduğu kısma bir tane yuvarlak ayarladım. Şimdi bu yuvarlağı seçip aynısından bir tane daha kopyalıyorum ve diğer köşeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi iki köşede de birer yuvarlağımız var. Şu soldakini tutup şu yükseltme aracımızı biliyorsunuz zaten artık. Bununla yukarı doğru çekiyorum. Şöyle biraz uzaklaşacağım. Bunu çektikçe bu hepsinin arasından doğru yukarı doğru gidecek. Gördüğünüz gibi aradaki bağlantıyı da bu şekilde sağlamış olduk. Sonra diğerini tutuyorum. Diğer boruyu da aynı şekilde buradan yükselterek gitmesini sağlıyorum. Boruların rengi beyaz kalabilir veya isterseniz normal şuradan bir metal seçelim. Metalle boyayalım. Tamamdır. Şimdi şu tabelanın üzerine bana bu tabelayı öneren arkadaşım, Cihat arkadaşımın kendi logosunu koyacağım. Bunun için arkadaşımın logosu burada hazır. Bu logoyu ben yine aynı şekilde DWG formatında export edeceğim. File, Export, Export S diyeceğim. Ve yine bu 3D klasörün içerisine Cihat logo DWG olarak export ettim. Okey dedim. Bir önceki yaptığım işlemi tekrarlayacağım şimdi. File, Import, DWG formatındaki dosyayı seçtim. Import dedim, okey dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşın logosu ekranıma düştü. Yani geldi buraya. Şimdi bu logoyu seçeceğim. Şuradan size daha önce gösterdiğim için doldurmayla, aracıyla, Face Finder'la dolduracağım.
fazla dolduruyor ister istemez. Yani olmaması gereken kısımları, boşlukları kendiniz şöyle içeri girerek delete yapa yapa silebilirsiniz. İç kısımlarını boşalttık, temizledik. Bunu seçiyorum. Şuradan hemen yine ebatlandırma aracıyla şöyle küçültüyorum. Bunu buradan tekrar taşımayla aracımızla taşıyorum. Şuraya getiriyorum. Taşıdığım yerde şöyle bir çevireceğim bunu. Yine rotate aracıyla. Elbette bunu 3 boyuta çevireceğim. Bunun için çift tıklayarak bir içe girdim. Sonra tekrar bir içe daha girdim. En son şu noktalı kısım gözükene kadar, noktalı olana kadar giriyorum. Daha sonra normal yükseltme aracımla, daha önce gösterdiğim araç bu. Şöyle yükseklik veriyorum. Daha sonra hepsini aynı şekilde yüksekliklerini veriyorum. Şimdi şu cihat macit yazının cihat kısmına girdim. Yine buna da şuradan şöyle birbirini referans göstere göstere yüksekliği veriyorum. Son olarak şu macit kısmı kaldı. Hepsine aynı yüksekliği verdikten sonra bunu tutuyorum, şöyle seçiyorum. Ayağa kaldıracağım. Bunun için yine rotate aracını şuradan seçeceğim. Şuradan herhangi bir yere tıklayıp düz olacak şekilde çevireceğim. Şu an düz. Daha sonra bunu şöyle yukarı kaldıracağım. Bunu taşıma aracıyla direkt koymak istediğimiz yerin tam önüne koyuyoruz. Şu an tabelamız tabii farklı bir açıda olduğu için aynı açıya getirmemiz lazım. Onun için şöyle üst açıdan bakacağım ve üst açıdan şöyle bir tıklayıp aynı açıya gelmesini sağlayacağım. Şimdi taşıyıp şöyle tabelanın önüne getireceğim ve tabelamızın ebatını da şöyle küçülteceğim. Biliyorsunuz yine şu boyutlandırma aracını göstermiştim daha önce. Shift tuşuna basılı tutarak küçültmesini sağlıyorum. Şimdi logoyu da yerleştirdikten sonra alta yazılarımızı yazıyoruz. Ne yazıyor? Oto yıkama, boya koruma falan yazıyor. Bunları yazalım aynı şekilde. Arkadaş bu işi yapmıyor belki ama örnek olması açısından yapıyoruz zaten. Mesela oto yıkama yazacağız. Şuradan Tools kısmından 3D Text dediği kısma tıklıyorum. Oto yıkama diyorum. Yerleştir diyorum. Daha sonra zaten geliyor gördüğünüz gibi böyle. Tam şunun üzerine gelecek şekilde tıklıyorum. Şimdi bunları ben yerleştireceğim yerine. Ondan önce tekrar aynı şekilde yazılarımı yazacağım. Yine 3D Text diyeceğim. Sıradakine bakalım. Boya koruma yazıyor. Boya koruma diyelim. Place diyelim. Aynı şekilde yerleştir. Bu işlemi bütün yazılarım için yapıyorum. Şu büyük olanları küçülterek yerine yerleştiriyorum. Bütün yazıları yerleştirdim. Geriye ne kaldı? Render almak kaldı işin aslı. Bunda tabii ilerletebileceğiniz çok şey var. Mesela arka plana gökyüzü paketleri var. İstediğiniz gibi gökyüzü yapabiliyorsunuz, mekan yapabiliyorsunuz. V-Ray aracılığıyla ve bu eklentiyle yapabilecekleriniz çok geniş. Yani çok daha profesyonel gözükmesini sağlayabilirsiniz. Arka planı ileri seviyelere getirebilirsiniz. Bu mümkün. Şu sağ alttaki shadow kısmından tabii ki güneşin konumu, saat vesaire ayarlarını yapabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra şurada gördüğünüz küçük sürahi gibi olan, demlik gibi olan ikona tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra renderimizi almaya başlıyor ayrı bir ekranda. Buna yansımalar, işte ışık etkileri yapabileceğiniz çok fazla detay var. Ben yüzeysel olarak işinizi görebilecek, ihtiyacınız olan bir totemi, tabelayı veya bir 3 boyutlu objeyi çıkarabileceğiniz kadarını gösterdim size. Gördüğünüz gibi tasarım detayı da koymadan edemedim. Onu da şu şekilde koydum. Arkaya da bir tabela yerleştirdik. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu kendi totem tabelalarımızı oluşturmamız aslında basit. Yani Illustrator üzerinde çizip burada kolaylıkla 3 boyuta çevirebilirsiniz. Dediğim gibi pluginler ve kullanmanız gereken programlar, eklentiler ne varsa hepsi videonun açıklamasında yer alıyor. İsterseniz siz de bu şekilde kendi 3 boyutlu çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Tekrar yeni güzel bir eğitimde görüşmek dileğiyle. Yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsine yanıt vermeye çalışıyorum. Birazdan etrafında belirecek olan videolara da tıklayabilirsiniz. Biri benim özel listemdir. İçerisinde bütün videolarıma ulaşabileceğiniz bir listedir. Diğeri de sizin için uygun olan ve izleyebileceğiniz bir video önerisidir.
tanesidir. Yeni bir eğitimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tasarımcı Dayı ile kalın. Tasarım.